Şu an dağ evindeyim. Dedim ki yukarı çıkayım, gideyim güzel bir manzara karşısında ateşimi yakayım. Oturayım, biraz ısınayım. Biraz manzarayı seyredeyim ama umduğum gibi olmadı. Oldukça soğuk bir hava var. Kuru dallar bile bunların çok fazla etkilenmiş. Ya zar zor evin yanına gelip burada denedim bir de şansımı. Allah'tan çam reçinesi vardı. Çam reçinesiyle ateşimi başlattım. Magnezyum çubuğuyla ve çam reçinesiyle zar zor başlattım. Ateşimi yakıyorum. Biraz ısınayım. Daha sonra bir şeyler atıştırıp sonra hafif de bir keyif yapıp eve döneceğim. Ateş yakmışken ufak da bir yemek tarifi vereyim size. Daha önce paylaşmıştım. Çapli. Burada çapli derler. Bu karayemiş dalı. Karayemiş ağacının dalı. Buna güzel ayıklanmış hamsileri dizeceğim. Ve ateşte güzel pişireceğim. Çubuğum hazır. Şimdi balıkları dizmeye geldi sıra. Çok zor bir yemektir bu. Yani bunu burada dizmek var ya. Oldukça kolay ve fazlasıyla lezzetli bir yemek. Sadece ateşin olsun. Bir tane çubuk olsun. Balık varsa zaten balık. Yani bunu etle de yaparsın da. Balık başka. Başka bir şey yapardım ama çapli olmaz. Bu hamsiyle yapacaksın. Burada biraz kurusun bu. Bu biraz böyle kurusun. Daha sonra közüm olduktan hemen sonra üstüne güzelce koyacağım ve pişireceğim. Közümün çabucak olması için ufak dokunuşlarda bulunuyorum. Bunları düzeltiyorum, ateşin üstüne güzelce koyuyorum. Üstüm başım tamamen odun kokuyor. Yani pis. Yanlış. Bunları dizdikten sonra güzel ekleyeceğim şurada. Hava çok soğuk. Yani dondum. Gerçekten çok soğuk. Ama durağan. Yani rüzgar yok. Ufak tefek bir kar atıştırdı. Sanki kar geliyor yine ama.
Tam bir bilgim yok. Çok fazla beklemek istemiyorum. Bir yandan ateşim şurada yanarken bir yandan şu burada birikmiş közlerin üzerine balığımı pişireceğim. Pişmeye başladı. Ara ara üfleyerek ateşi canlandırıyorum. Isıyı çabuk vermesini sağlıyor. Ateşi biraz daha güçlendirdik. Çok fazla büyük bir ateşe ihtiyacım yok. Zaten bir bu kadar balık pişecek. Onları afiyetle yiyeceğim. Balıklarım pişti. Şimdi bir güzel yiyeyim onları. Oh. Bu bambaşka ya. Harika. Daha demin odun yedim. Kömür, odun kömürü. O da araya girmiş herhalde. O kadar hızlı yiyorum ki. Onu ayırt edemedim. Şunu nasıl yedim anlamadım ya. Yakın zamanda eğer mangal yaparsanız, mangala giderseniz eti, tavuğu, köfteyi bilmem her şeyi bırakın. Alın yanınıza hamsinizi, istavritinizi, yakın ateşinizi, koyun üstüne, güzel şişe dizin. Benim yaptığım gibi çubuğa dizin. Bir yiyin var ya bana dua edersiniz. Ya şu anki durum için etmeyeceksiniz onu biliyorum. Ama yani aklınıza bulunsun. O zaman anarsın. Aslında asıl meseleye daha değinmedim ben. Balık araçtı, amaç değildi. Amaç onun ardından yenecek tatlıydı. Dün anneannem baklava yapmıştı. Ondan getirdim. Şimdi közün üstünde biraz ısıtacağım. Ya hakkını yemeyeyim şimdi. Balık da amaçtı, bu da amaçtı ama bu tatlı. Ne bileyim helva. Bu balığın arkasında bir başka gidiyor ya. Şimdi sıcak sıcak bir baklava yenecek. Oy. Evet, baklava fokur fokur yapmaya başladı.
tanesini atalım ağzımıza. Baya baklava mangal yapıyorum. Tatlımı da yedim. Ateşim sönmeye başladı yavaştan. Günü şöyle bir kısaca özetlersek. Çok soğuk bir gün. Ama oldukça da durgun. Ateş yakmaya çalıştım. Neredeyse bir saat bunu başaramadım. Çünkü öyle gazete vesaire bir şey kullanmadım. Tamamen ağaç. Ateş. Ateş başlatıcılar. Nemli olduğu için biraz ondan dolayı başlatamadım. Bayağı zorlandım. Başlattıktan sonrası zaten malum. Balık yedim. Çapli yaptım. Hamsi. Pardon, balık dedim, kusura bakmayın. Hamsi yaptım. Üstüne de baklava kızarttım. Mangalda. Günlük böyle. Balık içinde kusura bakmayın. Sevgi ve selam.